Bir dakika lütfen rica ediyorum. Tartışmayı bırakıp da bu konuşmaları yapıp da bugün bu hükümet gelip geçici. Bugün bu devletimize biz nasıl yardımcı olacağız? Nasıl ileriye getireceğiz? Nasıl bunu bu ekonomiyi tekrar düzeltmeye çalışmamızın arkasında olmamız lazım. Türkiye şu anda büyük bir felaketin üstünden geçti. 11 ilimiz yerle bir oldu. Başka bir ülke olmuş olsaydı bugün iflas kesin edilmişti. Lütfen rica ediyorum. Sizden de Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum. Bakın biz bir olsak, diri olsak, beraber olsak, kardeş olsak bütün dünya gelsin bizi yıkamaz. Biz buna inanmamız lazım. Kardeşim inanmamız lazım. Hepimizde sıkıntı var. Ben tüccar adamım. Allah'a yemin ediyorum ki 100 sene kapımda araba vardı. Devletimin, milletimin, vatanın başı canı sağ olsun. Olabilir, gün olur, zengin olur, gün olur, fakir olur. Hepimiz zengin olmak zorunda değiliz. Ama bir olmamız lazım. Dik olmamız lazım. Bırakın bu Avrupa, ne Avrupa? Gidin Avrupa'nın halini görün. Kan alıyor Avrupa, kan. Gidin görün. Gidin görün, o zaman gözünüzle görün. Bakmayın gelip böyle yalan söyleyenlere. Lütfen ricam. Dünyayı dolaşsanız, samimi söylüyorum bunu. Dünyayı dolaşsanız şu toprak gibi bir toprak daha bulamazsınız. Kokusundan, yerinden, temizliğinden, güzelliğinden, insanlığından, mertliğinden, her şeyden ya. Bütün oyun burayı almak, almak, uyanalım arkadaşlar. Lütfen uyanalım. Rica ediyorum. Bir olalım, kardeş olalım. Aç kalabiliriz ama topraksız kalamayız. Vatansız kalamayız. Buna inanın. Allah muhafaza. İç işten geçmeden uyanmamız lazım. Gezin görün, ben gezdiğim için bunları size söylüyorum. Hindistan'a da gitmişim, Pakistan'a da gitmişim. Ben efendime söyleyeyim, İran'a da gitmişim, Rusya'ya da gitmişim, Ukrayna'ya gitmişim, Bulgaristan'a gitmişim, Almanya'ya gitmişim. Ya gidin görün, görün. Buraya geldiğim zaman vallahi secde ediyorum. Vallahi gözümlerde. Vatandaş İYİS'i, TOG'u, doğalgazı, petrol neden görmüyor? O da olacak inşallah. Biraz sabır. Bir avına o konuya girmek istemiyorum. Biraz sabır. Dolarlar hepsi ortaya çıkacak. Biz inanmamız lazım. Ha, bir şeyler yapıyorlar şu anda. Sıkıntılar var. Yeni çıktı zaten. Sıkıntılar var. Sıkıntılar olabilir. Gerçekten söylüyorum. Çok özür diliyorum. Herkes şunu söyleyeceğim. Görmezden gelmedi. Bakın şu ülkeyi yıkmak isteyenler var ya, şu ülkeyi yıkmak isteyenler. Onlar en büyük düşmanımız. Neden? Şu anda bu ekonomi getirenin 199 dolar. Örnek göstereyim. Eskiden benim bildiğim kadarıyla 5 sene, 10 sene bir kilo domates 1 milyondu. Gelecek sene gene 1 milyondu. Şimdi neden 30 milyon olmaya başladı? Demek ki birileri bizimle uğraşıyor kardeşim. Uyanık olmamız lazım. Uyanık olalım ki başkaları gelip bizim sırtımıza binmesin. Yani bugün aç kalabiliriz dediğim gibi. Bakın gerçekten sıkıntılar yaşayabiliriz. Sıkıntılar var, zorluklar var. Var. Saymakla bitmez, eyvallah. Ama hakikaten de bu hükümet de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kardeşim yani yalnız bir sadece örnek gösteriyorum. Bir sıkıntı oldu diye hemen 20 senedir kardeşim başımızda. Niye daha önce rahatlık kimse konuşmuyordu? Kimse şikayet etmiyordu? Öyle ya, 20 sene rahat yaşadık. Gürgülistan geçirdi. Yalan mı kardeşim? Bir ekmek 1 liraydı, 1 liraydı. 20 sene 1 lira. Dolar, çok özür diliyorum. Dolar bundan Erdoğan geldiği zaman kardeşim dolar ne kadardı? 1 milyon 700 bin liraydı. Geldi 5 yıl ne kadara düştü? 1200'e düştü. Doğru mu? Sen normal şekilde enflasyona karşı karşıya getirdiğin zaman 1 doların bugün 50 milyon olması gerekiyor. Doğru mu? Yanlış mıyım ya? Yanlış konuşuyorsan birini söylesin. Enflasyona karşılaştığın zaman bir senede bir, eti 20 senedir bu adam başta, ne kadar olması gerekiyor 1 doların? Bugün en az 50 milyon olması gerekiyor. Ne var? 30 milyon, 28 milyon, 27 milyon. Daha da düşecek inşallah. Biz inanalım, kardeş olalım, bir olalım, diri olalım. Kimsenin lafıyla oyuna gelmeyelim. Biraz sabır, Allah'ın izniyle olacak, kolay gelsin. Helal olsun. Helal ablam, şey soralım. Yok, teşekkür ederim. Aynılarına katılıyorum. Doğru söylüyorsun. Ablacığım, halkın gündemini soruyoruz. Gündem nasıl? Görmüyor musun sen yavrum? Gündem çok kötü. Evet.
Çok ekonomi çok kötü. Emeklinin durumu kötü. Herkesin durumu kötü. İnşallah iyi olacağız bakalım. Nasıl olacağız Allah'ım? Hiç zannetmiyorum. Daha kötüye gitmesek böyle daha iyi. İyiye gitmiyoruz. İnşallah iyiye gideriz oğlum. Maliye Bakanımız dedi ki 2024'ün ortasına itibaren Maliye Bakanımız denendi değil mi bir kere? Koydu gitti. Tekrar yalvardı yakaladı geri getirdiler. İnşallah bir şey yapar Maliye Bakanımız. Bakalım. Ekonomi nasıl? Ya ben ekonomiden ne anlarım 80 yaşına adam ya. Niye anlamamışsın abi? Anlamam ya, boş ver. Reşit Deniz diyor ki bizim zamanımızda at arabasıyla köye gidiyorduk diyor. Ha, at arabasının amaç bugün hiç ekonomi düzgün değil diyorlar. Hiç duran araba yok. 50 lira mazotun litresi olsa da gene o arabalar yürüyor. Nasıl açtık? Gündem nasıl? Çok kötü. Nasıl kötü? Kötü. Daha ne olsun? İlk defa kötü diyen biri geldi. Abi. Gündem çok güzel. Sen sor ne bir söz. Güzel çok, mi? Çok güzel. Ablam kötü dedi önünde. Ablaya bakma sen. Oğluna de ki bu zamları geri alsın. Yol parasını geri alsa 15 bin lira yaptı. Aa buradan oraya 15 bin lira yazdı, günah değil mi ya? Suç İmamoğlu'nun mu? Bilmiyorum kimindir. Kim yapmış bunu geri alsın. Evet. Geri alsın. He geri alsın. Orada diyor ki benzin 19'dan 38'e ya, çıktı. 19'u boş ver, İstanbul'u ne hale getirdi ya? Öyle İstanbul mi? Kimin elinde şimdi? Evet. Kimin evet, elinde? İmamoğlu'nun. Asansörler bozuk, Arnavutköy belediyeleri bozuk, Mescid-i Selam'da akşam işe İstanbul giderken... Diyor, İstanbul diyor, Türkiye AKP'nin elinde. İstanbul bir dakika, ben Arnavutköy için konuşuyorum. Arnavutköy için konuşuyorum. Abi bir dakika, o gün akşam, bak, pazar günü gittik, Mescid-i Selam'da mahşer oldu, bir belediye arabası yoktu. Peki abim, 28 Mayıs'ta kime verdik? Ya 28 Mayıs'ı boş ver. Ben Arnavutköy için konuşuyorum. Biz Mescid-i Selam'da buraya gelemiyoruz. Vatandaş işte. Da onu soruyor işte. Sen kime ha? Verdin de itiraz ediyorsun? Kime veriyorsam hiç önemli değil. Benzin 10... Ya benzini boş ver. Bu benim araba benzinle çalışıyor diyor vatandaş. Ben demiyorum bak. Kurtarmıyor mu? Diyor ki, otobüs diyor benzinle çalışıyor. Hayır minibüsleri niye kaldırdı? Söylemek zorunda değilsin abi. Bak. Evet minibüsleri kaldırdılar bak. Minibüsleri neden kaldırdı bak? Minibüslerde ses çıkmıyor. Neden? Neden çıkmıyor? Şimdi indi bindi 8 milyon ve 12 milyona çıkacak. 15 TL oldu. He 15 TL. 15 TL buradan Taşoğlu'na gidecek. İmraoğlu'na gidecek, Bolu'ya gidecek, Haraççı'ya gidecek. Ama 16 TL'ye şeye gitmez. 17 TL'ye Topkapı'ya gitmez. Onlar işine geldi. Onlar da halkı düşünmüyorlar. Kusura bakmasınlar.